geçen geceki halinizi anlattılar da kulaklarıma inanamadım. Yani hanımefendiciğim, yaptıklarımı hatırlayınca ben de kendimden çok utanıyorum. Okulun eğitim öğretim düzenini epeyce alt üst etmişim. Ama daha fecisi sizi aramak için Hakan Bey'in evine gittiğimde yaptıklarım. Ay gerçekten çok hoşsunuz müdürcüğüm. Bütün duygularınızı böyle herkesin içinde söylemek büyük cesaret işi doğrusu. Merhaba müdür bey. Okulumuza yeni bir öğrenci kayıt yaptıracakmış. Buradaki belgeleri imzalamanız gerekiyor. Ne zaman gelecekmiş bu öğrencimiz? Can? Bugün yarın gelecekler. Taşınma işleriyle falan uğraşıyorlarmış. Pekala. Evet, ne diyordum? Ah, sizi gördüğüme göre artık iyileşmiş sayılırım, öyle değil mi? Hem nasılsa kendimi bile itiraf etmeye çekindiğim duygularım çağlayan bir nehir gibi boşaldı dudaklarımda. Hadi ver. Dur bir dakika, acele etme. Önce beni dinle. Uzun kalmak yok bir kere. Kulina yokluğunu fark etmemeli. Tamam tamam. Dünyadaki insanlara kim olduğunu asla belli etmeyeceksin. Öyle herkesin içinde sihir falan yapmak yok, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Dalga geçme. Başına geleceklerden ben sorumlu olmam, ona göre. Uf, seni yalnız göndererek hata mı yapıyorum acaba? Sen de gel işte. Gelemem. Daha 4 tane dolap yapacağım. Siparişleri bitirmem gerekiyor. O ilk tanıdığım şoker gitti, yerine marangoz Gepetto geldi. Şu hale bak. Kes, düşünüyorum. Yok yok, olmaz. Bak, Nana'nın yanına gitme sakın. Nana şüphelenip Kulina'ya haber verebilir. İyisi mi? Sen okula git. Hem orada senin gibi pek çok çocuk var. Senin için Nana'ya bir şeyler yapabilirim istersen. Ben aylardır uğraşıyorum, bir türlü alt edemedim. Senin gibi yer cücesi ne yapabilir? Sen hiç Nana'ya falan bulaşma. E hadi artık. Acı bu. Çok acı. Oh be, bal gibiymiş. Ben de bu kadar bela bir şey miydim acaba? Hani burası çocuk dolu olacaktı? Neden hiç kimse yok? Baksana, gördün mü? Evet, çok acayip. Aa, okulda maskeli bola vardı, bizim mi haberimiz yok? Bu ne kıyafet böyle? Asıl siz kendinize bakın. İkiniz de aynı şeyi giymişsiniz. Dalga mı geçiyor bu be? Oğlum, buna okul forması deniyor, anladın mı? Nereden gelmiş bu, uzaydan mı? Bunu öğrendiğim iyi oldu. Ben önce sen bilince nasıl gıcık oldu, fark ettin mi? Etmez miyim? Yarın bize geleceksin değil mi? Anneme söylemedim daha ama merak etme, izin verir. Kantine gidelim mi? Gidelim. Senin babanı söndürürüm ama ben yakındır, merak etme. Ya ne diyorsun kızım sen ya? Hoppala, sen de kimsin? Yeni mi geldin? Evet. Adın ne? Can Can. Bu ne ya, kedi ismi gibi. Müdürümüzle tanıştın mı? Onunla iyi geçin ben gerekir. Nereye kaçtı bu? Bilmem. Hanımefendiciğim, yollarınızı hasretle gözleyeceğim. Hayır efendim, uğrarım. Sanki Kulina'yı görünce saklandı, öyle değil mi? Bence müdürden yüksek. Öğretmenim, okulumuza yeni bir öğrenci gelmiş. Öyle mi? Nerede? Sizi görünce sınıfa saklandı. Allah Allah, beni görünce saklandı mı? Çağır bir bakayım Özgeciğim şunu. Can Can Bey, öğretmenimiz çağırıyor. İşte burada öğretmenim. Hoş geldin evladım. Adın Can'dı değil mi? Evet. Taşındınız mı? Efendim? Yani ailenle beraber geldin, öyle değil mi? Yok. Allah Allah. Gel bakalım benim. Evet çocuklar, şimdi komşularımızı tanıyalım. Kusura bakmayın öğretmenim. Dersinizi bölüyorum ama. Oturun çocuklar. Yeni bir öğrencimiz var, Can. Can, hadi bakalım otur bir yere. İyi dersler öğretmenim. Sağ olun müdür bey. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Nereden geldin?
uzaydan mı? Can, siz Türkiye'nin komşularını öğrenmiş miydiniz? Türkiye mi? O da neresi? Şakacı bir arkadaşımız daha. Emre bak, sen Can'la çok iyi anlaşırsın. Evet çocuklar, nerede kalmıştık? Evet çocuklar, şimdi Türkiye'nin komşularını hep birlikte tekrar ediyoruz. Doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, güneyde, Irak, Suriye, batıda, vay Yunanistan, be. Bulgaristan. Vay be.